korku, zulüm, zalimce eylem, anlatımında yaşanan problemler ve çözüm önerileri. Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle takipçilerimizden ve çevremdeki arkadaşlarla yaptığım mülakat görüşmelerinde yaşadığımız hadiselerden bir tanesi de korkuların anlatılmasındaki zorluk ve sıkıntılar. Buna hangi problemler var? Bunlar nasıl anlatılabilir? Tavsiye ve önerilerimi söyleyeceğim. Uyup uyumamak tercih size ait değerli arkadaşlar. Özellikle yaptığımız görüşmelerde şunu görüyorum. Takipçilerimiz, yani başvurucular korkularını anlatmakta zorlanıyorlar. Korku kelimesini kullanmıyorlar. Halbuki kanun kullanıyor musun diye bak diyor raportöre. Kullanıyor mu başvurucu? Başvurucu ise korkuyu kullanmıyor. Korku kelimesini kullanmıyor. Daha çok işte evime polis geldi, kitaplarımı, defterimi yaktım, işte kaçmak, gaybet yapmak zorunda kaldım, arkadaşlarımı içeri aldılar, beni de içeri alacaklardı, ondan dolayı kaçtım gibi ifadeler kullanılıyor. Yani raportörün korktuğunuzdan dolayı bunu yaptığını anlamasını bekliyorsunuz. Bu yanlış. Değerli arkadaşlar, raportöre şeye anlatır gibi anlatmak lazım. Siz anladınız onu. Tüm detayla, tüm ince detayıyla anlatmanız lazım. Tüm ince detayıyla. Burada korktuğunuzu ve korku kelimesini baştan ifade etmeniz lazım. Bunun temel kaynağı şu değerli arkadaşlar. 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi var ve bunun da madde 2'si var. Bu sözleşme Birleşmiş Milletler'e üye bütün devletlerin elini kolunu bağlar değerli arkadaşlar. Burada çünkü iltica kabul eden bütün ülkeler referans olarak bu sözleşmeyi almışlardır ve bu sözleşmedeki bu ikinci maddeyi kendi iltica yasalarının içerisine gömmüşlerdir. Peki ne diyor bu madde? Bir yabancı din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyeti ya da politik düşünce nedeniyle kendi ülkesine geri gönderildiğinde zulme uğrayacağına dair somut gerekçelere dayalı korkuları var mı? O zaman ilticasını kabul et diyor. O zaman bu kişiye mültecilik hakkı ver diyor. Ha, bizim temel problemimiz burada. Bir, korkularımızı anlatırken korku kelimesini kullanmamak büyük problem. Onun için lütfen korktuğunuzu ve korku kelimesini anlatacağınız olaylar örgüsünde kullanmanız lazım. Bazı örneklemeler yapacağım. Özellikle dini nedenler, dil nedenler, ırk nedenler, cinsiyet diyor. LGBT mensupları, sosyal grup, hizmet hareketi, cemaatler, etnik gruplar, Aleviler, Kürtler gibi diğer sosyal grupları kastediyor diye düşünebilirsiniz. Ve politik düşüncesi nedeniyle, yani bir parti kurucusu, yöneticisi, üyesi olabilirsiniz ya da herhangi bir parti mensubu olmanıza gerek yok. Mevcut yönetimin karşısındasınız. Partizan değilsiniz. Yani partizan olmadığınızdan dolayı muhalifsiniz. Bundan dolayı da politik duruşunuz ve kişiliğinizden dolayı makalelerinizde, Twitter, Facebook hesaplarınızda yazdığınız yazılarla, verdiğiniz konferans seminerlerle ya da bulunduğunuz toplumda muhalif konuşmalarınızdan dolayı, fişlenmenizden dolayı hakkınıza siyasi koşturma açılmış olabilir. Bu sebeple önce mensubiyetinizi güzelce oturttuktan sonra bundan dolayı zulme uğrama korkusu yaşıyorum demeniz lazım. Zulümün altını nasıl dolduruyoruz? İşte insan hakları dediğimiz 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bahsedilen temel insan hakları zulüm derecesinde şiddetle, zorla, zorbalıkla ihlal ediliyorsa buna zulüm deniyor. Mesela bunlar nelerdir? Saygınlığınız, itibarınız, şerefiniz, haysiyetiniz şeytanlaştırılıyorsa bu zulümdür. Şeytanlaştırılmaktan, gazete, televizyon, YouTube, Facebook, sosyal medyada itibarsızlaştırılmaktan korktuğum için kaçtım.
ya da hedef gösterilmekten korktuğum için kaçtım. Hastayım, kronik hastalıklarım var, yaşam hakkım hapishanelerde çürüyeceğimden dolayı korktuğum için kaçtım. İşkence görmek büyük bir zulümdür. Vücut bütünlüğümün bozulmasından korktuğum için, işkence görmekten korktuğum için kaçtım. Eğitim hakkım elimden alındı. Zulme uğradım. Korktuğum için kaçtım. Eğitim hakkına en güzel örnek, hatırlarsanız başörtülü kızlarımız vardı. Onlar üniversiteye giderken ikna odaları, robokoplar dizilirdi, gaz sıkarlardı, işte su sıkarlardı, coplarlardı. İşte bu devletin cebarut haliyle eğitim hakkının zorla, zorbalıkla engelidir. İşte KHK'larla bütün kurumlar kapatıldı. Dolayısıyla siz öğretmen olarak başka bir yerde eğitim hakkınız elinizden alındığı için korktunuz ve kaçtınız. Kendi inandığınız dini inanç ve felsefeye göre eğitim hakkı verilmediği için korktunuz ve ondan dolayı kaçtınız. Örgütlenme hakkım engellendi, ondan dolayı yani seminer, konferansı, toplantı, miting, kermes gibi faaliyetleri yapmanız engellendiğinden dolayı korktunuz ve kaçtınız. Bunlar tespit edildiğinde sizi hapse atacaklar, zulmedeceklerdi. Bundan dolayı korktunuz ve kaçtınız. Birincisi, insan haklarının şiddetle ihlali zulüm. Bu da korku nedenidir. Diğer bir korku, cinsel istismar, fizik ya da psikolojik yapılan eylemler bir zulümdür arkadaşlar. Özellikle hapishanelerde bayanlara yönelik yapılan üst baş aramasında yapılan işkenceler, erkekler tarafından müsaade edilmediği halde bayanların vücutlarına bağışlayın ellenmesi ve arama yapılması, bu büyük bir zulümdür. Ve içeride copla taciz, tecavüz hadiseleri bir zulümdür. Ve insanlara hakaretler, küfürler edilmesi, kaba dayak verilmesi, ille fiziki dayak olarak bakmayın olaya. Soyut olarak da yapılan hakaretler, küfürler, aşağılamalarda bir zulümdür değerli arkadaşlar. Özellikle hapishanede bulunan mağdur takipçilerimiz, hak etmediği halde haksız yere yatan bu takipçilerimiz, içeride tedavi olmak istediklerinde onlarca defa dilekçe yazdığı halde revire kaldırılmıyor, doktora, hastaneye götürülmüyor. Bu bile ciddi manada zulümdür. Bundan korktuğunuz için kaçıyorsun. İşte bunu korkuyla birleştirmek lazım. Adli idari kolluk kuvvetleri tarafından, yani polis, savcılık, mahkeme ve parlamento, hükümet, devletin diğer mekanizmalarının size yönelik ayrımcılık yapması bir zulümdür. Ve bu ayrımcılıktan dolayı korkmanız ayrı bir gerekçedir. Mesela bir savcılığa gittiğinizde ben şu hareketlerim, şu dosyayı alabilir miyim? Çi 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 gibi azarlamalar, ayrımcılık yapmaları bir zulümdür. Arkadaşlar, zulme uğramaktan korkmak bizim asıl şeyimiz. Bir adli idari kolluk kuvvetleri tarafından, yani polis, savcılık ve mahkeme olarak algılayınız. Bunların size orantısız ceza vermesinden korkmak bir zulümdür. Mesela normalde hizmet hareketindeki insanlar darbeyle alakası yok. Ya darbeyi kim yaptıysa lanet olsun, Allah bin belasını versin. Ya devletsin, bütün istihbaratın ve bütün emniyetinle beraber git, o darbe yapanlar cezalandır. Ama ya öğretmenin, öğrencinin ne işi var darbeyle? Yok. Sen bu insana darbe yaptı diye suçluyorsun. Bu insana bir de 6-3'ten ceza veriyorsun. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özgürlük ve güvenlik maddesi gereği bir dakika bile bu insanlar içeride durmaması gerekiyor. Bu insanların işte içeri alınması, 6-3 ceza verilmesi orantısız olduğu için zulümdür arkadaşım. Sadece bana 6-3 ceza verdi demeyiniz. 6-3 hak etmediğim halde. Ben terörist değilim ki, vatan haini değilim ki.
hep bugüne kadar itibarla hizmet etmiş, vatanın milletini sevmiş bir insan olarak ödüller, takdirler almışım. Bakanlar, milletvekilleri açılışlarımıza katılmış. Kendi çocukları bu okullarda okumuş, kendi damatları bu okullarda okumuş. Eğer eşitlik ilkesi, adalet ilkesi varsa, adil yargılanma varsa, o zaman onların da yargılanması gerekir. Ama ne oluyor? Partizan olmadığınızdan dolayı bu zulüm, bu ayrımcılık, bu orantısız ceza size yapılmaktadır. İşte bu zulümdür arkadaşlar. Ondan dolayı bu yukarıda saydığım maddelerle karşılaşmaktan korktuğum için kaçtım. Peki başka ne zulüm? Devletin korumaması, korumak istememesi, sizin de devletin koruyacağına inanmamanız. Mesela devlet korumuyor. Ne yapıyor? Gelen herhangi bir isimsiz ihbarı ya da bir fişlemeyi hemen şikayet kabul ediyor. Tak hakkınızda dava açıyor, KHK'yla atıyor. Ya arkadaşım madem suçlu, gönder tebligatnameni, çağır, al ifadesini. Şikayet eden kişiyi de çağır. Delilleri koy ortaya. Yok. At içeri. Deliller daha sonra arkadan gelsin mantığı var. İşte bundan dolayı bu da bir zulümdür. Yani devlet seni korumuyor. Ne yapıyor? Ben KHK'yla atıyor. Korumadı. Korusaydı KHK'yla atmazdı. İki, korumak istemiyor. Ne yapıyor? Hemen akabinde soruşturma başlatıyor. Yetmiyor. Soruşturma üstüne soruşturma açıyor. Ondan sonra savcılık, ondan sonra mahkemeler ve hapise varana kadar ya da adli kontrolü varana kadar bir olay. Yani korumak istemediğini de yaptığı uygulamalarla yapıyor. Peki bunu gören bir mağdur ne yapar? Devlet beni korumuyor der ve kaçar. Niye kaçar? Korktuğu için kaçar. Çünkü korumayan bir devlet, senin için adalet işlemiyorsa, kanunda yeri ceza suç olmayan olaylardan suçlanıyorsanız, bunu yapan bir devlete durmak insanı haksız yere hapislerde çürümesine neden olacağından dolayı bu zulümdür. Bu zulümden dolayı da insanlar korkup kaçıyor. Bir insanın kendi ülkesine artık dönememesi, dönmek istememesi de bir zulümdür, bir korkudur. Çünkü insan artık kendi ülkesine dönemiyor. Niye? Dönse hapse atılacak. Dönmek de istemiyor. Neden? Zulmedenler hala görevde. Görevdekiler gitse bile onların geride kalan çöküntüleri hala bu zulmü devam ettireceği için ve toplumda yapılan yanlışı anlayıp anlamama süreci ne zaman olacağı bilemediğinden dolayı toplumsal barış da hemen sağlanamayacağı için bir insan kolay kolay kendi ülkesine de maalesef dönememe korkusu yaşamaktadır. İnsan korktuğundan dolayı ne yapıyor? Adres değiştiriyor, gaybibet yapıyor. Korktuğu için kitaplarını, dergilerini, gazetelerini yakıyor. Korktuğundan dolayı geçmişindeki aman ha arkadaşlarıma bir şey olmasın diye videolarını, fotoğraflarını, geçmişini yakıyor. Telefonlarını değiştiriyor, telefon rehberini değiştiriyor. Kimseyle irtibata geçmiyor. Korktuğu için sosyal medya hesaplarını insanlar değiştiriyor. İşte değerli arkadaşlar, anlatmaya çalıştığım bu gerekçeler sizin mülakatınızda anlatmanız gereken gerekçelerdir. Delilim 28 Temmuz 1951 tarihli Mülteci Hakları Sözleşmesi madde 2'dir. Eğer bu bahsettiğim konulardan bahsedebilirseniz, bunları anlatırken de örneklemeler verebilirseniz, bir olay anlatabilirseniz, yaşanmış bir olay ya da bir belge sunabilirseniz, bir fotoğraf, bir video harika olur. Yani altı dolmuş olur. Özellikle mesela ev baskınlarında yapılan uygulamalar, bunlar çok önemli, anlatılabilir. Ondan sonra savcılık ve polisteki yapılan işkenceler, sorgulama aşamasındaki yapılan işkenceler, mutlaka bu işkencelere mahkemede, savcılıkta, poliste mutlaka tutanak haline getirmeye çalışınız. Bunlar önemlidir değerli arkadaşlar. İşkence bir insanlık suçudur. Hiçbir zaman geriye dönük olarak ceza
durdurulmamaktadır. Kaç yıl geçerse geçsin işkenceden er ya da geç adaletin karşısına çıkacaktır. Bundan dolayı lütfen korkularınızı anlatırken dikkat ediniz, korkularınızı anlatınız, korku kelimesini kullanınız. Yani. Evet, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmanız, beğenmeniz, abone olmanız bizi ziyadesiyle mutlu eder. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmanız birçoktan mağduriyetlerin azaltılması noktasında katkı sağlar düşüncesindeyiz. Bu sebeple sorularınız varsa Twitter hesabımızdan Oktay Özdemir OO ya da Oktay Özdemir OO adlı Instagram hesabımdan bana sorabilirsiniz. Bir de sorularınızı sorarken değerli arkadaşlar, size bir soru sorabilir miyim? Bir sorun vardı, müsait misiniz gibi sormayınız. Direkt sorunuzu sorunuz. İnanın günde 150 tane en az mesaj geliyor. Şimdi ikili mülakata girdiğim zaman herkese cevap veremiyorum. Bundan dolayı da hepinizden özür diliyorum. Bu sebeple lütfen sorularınızı, direkt sorunuzu ve mağduriyetinizi bir bütün olarak anlatırsanız ben de bir bütün olarak cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler.